Merhaba arkadaşlar, bu başarı hikayesinde Fatih Özaslan'danla beraberiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı 2019 YKS sonuçlarına göre. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Aslında ben teşekkür ederim. Ya, ayrıca tebrik ediyorum, yani çok güzel bir sonuç. İlginç enstantaneler var bu hikayede, baştan söyleyeyim onu. Fatih'le biz daha önce konuştuk. Fatih Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden mezun. Hı-hı. Nerede bu okul? Adana Kozan ilçesi. Adana Kozan'da. Şimdi Fatih'i İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmesine sebep olan netleri sizinle paylaşayım arkadaşlar. AYT'de ham 7103, yerleştirmede 8429 sıralama yapmış. Yani 1400 kişi geriye atan OBP'si Fatih'in 88,5. Şimdi bu 88,5'u bize anlatacak kendisi, nasıl olmuş böyle. TYT'de 92,5 neti var. Bu 92,5 netin açılımı şöyle. Türkçe 29'a 11. Çok başarılı bir Türkçe neti var. 35'e 5 matematik, 15'e 5 sosyal, 19'a 1 de feni var arkadaşımızın. AYT'de 72,5 net yapmış. 36'ya doğru 4 yanlış fenden. Matematikten de 38'e 2 yapmış. Gayet başarılı bir AYT var. 72,5'da AYT neti var. AYT'de fizikten 12'ye 2, kimyadan 12'ye 1, biyolojiden de 12'ye 1 yapmış arkadaşımız. TYT'de 24.468. iken bunu 7.103'e kadar hamda çekmeyi başarmış. Hı hı. Sevgili Fatih, yani şimdi bu dilimler için, ilk 10.000 için hani 90 altındaki bir OBP düşük kabul ediliyor. Aynen. Ve bu da zaten seni geri atmış. Aynen. Gördüğün gibi. Bize anlatır mısın 9. sınıftan itibaren durumun neydi? Hocam şöyle, 9 değil daha ortaokuldan benim fen lisesine yerleşememe sebebim OBP'ydi zaten. Öyle mi? Aynen. Ama Fatih işte hala dank etmediği için lisede de OBP'yi düşük tuttu biraz. Evet. Şimdi asıl hikayem benim 10. sınıfta başlıyor. Çünkü 9. sınıfım yani normal bir, ben Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi gibi yani 90 OBP ile geçtim. Hı hı. İşte 10. sınıfta okul değiştirmem falan gerekti. Bir de ben çalışmıyordum yani. Şahsen sadece yazılılara, yazılı sabahı çalışıyordum. Her şey akşam bile değil yani. Akşam bile değil yani. Erteliyordum. Daha başka şeyler bulmuştum ya. Yani. Daha doğrusu okul bana saçma geliyordu. Hı. Bildiğiniz okul bana, okumak bana saçma geliyordu yani. Sonra ama biraz hani geometri kısmına yeteneğim var gibi hissediyordum. Matematiğin geometri kısmı ilgimi çekiyordu. 10. sınıfta bilenler, arkadaşlar bilir, fonksiyonlar, analitik geometri kısmı vardı. Bunlar da benim hiç ilgimi çekmiyordu. Daha doğrusu anlamıyordum. Ve ben 10. sınıfta matematikten kaldım. Belge alamadım. Matematikten kaldım. Matematikten kaldım. Zayıf geldi yani. Matematikten bildiğiniz kaldım. Ortalama 48,5 mu öyle bir şeydi yani. Vay yavrum ya. Sonra 11. sınıf, işte 10. sınıfın bitirdiğimiz yaz biz arkadaşlarla, ama böyle dedik ki biz 11'de derse başlayacağız. Bir 10 kişilik grup. Ha. O yaz sıkılmayalım diye bildiğiniz böyle beraber bilgisayar oyunu oynuyoruz. Ben bu arada çok yoğun bir bilgisayar oyun takip eden bir insanım. Bilgisayar oyunu oynuyoruz, eğleniyoruz falan. Ama okul başladı, dedik artık başlamanın zamanı geldi. Eski Fatih'ten yeni Fatih'e geçmem bir dönemimi aldı. 11. sınıfın ilk döneminden ikinci dönemine kadar kendimi sınav moduna soktum. İkinci dönem ben tam olarak bir sınav öğrencisi gibi başladım. Şöyle oldu, ben matematiği, 11 matematiğini hallettim. Hatta ben 11'de matematikten 7 kitap, fizikten 3 kitap bitirdim, biyoloji ve kimyaya bakmadım. Ya fizik ve matematiği yani, halledeyim dedin yani. Çünkü benden büyüklerle konuştuğumda herkes fizik ve matematikten şey yapıyordu. Beni geri çeken fizik ve matematik diyordu. Yani ben bunu halledeyim, kimya ile biyolojiyi ben halledeceğim dedim yani. Kendime o zaman bulacağım dedim. Yaz ayı geldi, başladık işte arkadaşlarla TYT çalışmaya. TYT şöyle oldu, bazı konuları 9'dan biliyordum, yani hatırladım bazı konuları ama bazı konuları gerçekten baştan öğrendim ben. Yani hiç bilmiyordum. Hiç bilmediğim konuları öğrendim ben TYT'de. Bazen günde 10 saat çalıştığım oldu, bazen de günde hiç çalışmadığım oldu. İşte TYT'de, Eylül ayında TYT'ye başladığımızda, işte Ağustos ayında ilk netim 67,5. 67,5 net de bu 12. sınıf, 11'den 12'ye geçtiğin yaz oluyor değil mi? Yani 67,5'la Ağustos ayında okul başlamadan 67,5 yapıyordum ben. Sonra bu yazın ne yaptın bu arada? Hocam ben yazın, ben şu taraftarıyım. Arkadaşlar
ilk kitapları her zaman eski tarz olmalı. Çünkü bir kişi işlem yapmasını bilmeden ona karşısına çıkan bu kadar soruyu çözme kapasitesine bir anda da çıkamaz. Yeni tip soruyla bu iş başlanmaz değil mi? Yani ben görüyorum mesela derse başlamışlar, direkt almışlar üç böyle böyle kitaplar. Ben gittim bilerek aradım yani bu bilgisayar mühendisliğinin YGS kitabını aldım. Bilgisayar mühendisliğinin YGS kitabını aldım ve bitirdim. Ama yani sorular en uzunu böyle yani. Yani sürekli işlem yapıyorum, sürekli işlem yapıyorum. O kitabı bitirdim ve ben fenden palmeleri çözdükten sonra TYT fenden bir kitap çözmedim, çok deneme çözdüm. Ya yani bildiğiniz Kozan bizim ilçemizdi. İlçede artık deneme kalmamıştı. İnternetten sipariş ediyordum yani. Deneme ilerledim. Biraz risk aldım. Ama önerdiğim bir yöntem değil tabii ki de yani. Konu bile çalışmadım. Risk aldım. Sonra işte zaman ilerledi. Okul başlarında 72-73 o civar yapıyordum. Ama tabii ki de bana yetmeyecek bir netti. Çünkü benim hedefim, ben çapa istiyordum. Çapa olmazsa Marmara diyordum. Anladım. Tıp yani. İşte benim hedefime göre bir net değildi bunlar. Kendimi daha da geliştirmek için sürekli deneme ekledim. Sonra Ekim-Kasım gibi işte sizi keşfettim. İlk keşfetmişim. Evet. Siz de denemenin üzerine çok durdunuz. Dedim tamam ben doğru gidiyorum. Denemelerle gide işte Kasım ayına doğru ben 85-95 aralığına netimi çıkardım. Sonra dedim ki Fatih kimlerle biyoloji duruyor. Bunlara başlaman lazım artık. Okulda biyoloji hocamız vardı ya, gerçekten Allah razı olsun. Benimle çok iyi ilgilendi. Selam olsun hocamıza buradan. Selamlar. Bütün hocalarıma selamlar. Özellikle Mustafa hocama çok ayrı bir selam söylüyorum. Benimle ilgilendi ve ben 15 tatilden 15 gün önce başladım. 15 gün sonra bıraktım. Yani 45 günlük süreçte 11 kimyayla 11 biyolojiyi bitirdim ben. Ama sadece onlara baktım ve diğer derslerin deneme çözdüm. 9-10 biyoloji nasıldı? 9-10 biyoloji hocam çok iyi değil açıkçası. Ben zamanım baktığım önümde o kadar geniş bir zaman yok. Dedim ki ben bu konuların en ayrıntısına kadar öğrenemem. Bu konuları en azından sınavda bana net getirecek kadar öğrenmeliyim ve sonra denemeye geçmeliyim. Diyorum ya biraz risk aldım ama önerdiğim bir yöntem değil yani. Anladım. Sonra benim ilk AYT netimde 37,5. 37,5. 15 tatilde girdim AYT sınavında 37,5 net yaptım ben. Sonra işte tabi o zaman da integral falan bilmiyorum. Mat 2 telaşı başladı biraz. 12'nin matematiğini baştan beri düzenli götürüyordum. Ama türev integral dediğimiz konular birer kitap, ikişer kitap çözülerek yapılacak konular değil. Yani ben türevden 2 kitap, 3 kitap çözdüm. Sonra mesela acilin türev fasikülünü aldım. İntegral fasikülünü aldım. Bunları bitirdim. Bazı konular var. O konu onunla ilgilenmenizi istiyor. Yani benle ayrıca ilgilenmelisin diyor. Türev integral bu konuların başında yani. Limit türev integral biliyorsan AYT matematikten 10 net yapıyorsun mesela. Evet. Sonra işte ikinci dönem daha çok deneme. Ben kitaplardan kendimi soyutladım iyice yani. Artık sadece deneme çalışıyorum. Sonra işte kütüphane şeyimiz oldu, alışkanlığımız oldu. Beraber arkadaşlarımızla kütüphaneye gidiyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Birinin canı sıkkınsa o onu teselli ediyor. Ya bazen mesela oturuyoruz 10 saat çalışıyoruz. Bazen diyoruz ki ya bizim dinlememiz de lazım diyoruz. Hiç çalışmıyoruz. Çalışma şöyle hani kaç saat çalışıyorsun diye sorunlar oluyor arkadaşlar. Eğer o akşam başınızı yastığa koyduğunuzda kendiniz tatmin olmuşsanız, rahat uyuyabilecekseniz bilin ki o gün iyi çalışmışsınız demektir. Ve bunun aynı zamanda sınav bilincindeyseniz. İşte bunu takan bunu yapar anca yani, ama bu soruyu kendine ciddi ciddi sorup da bu cevabı verebilmek de önemli. Aynen öyle. İşte sonra sınav günü de sınavdan bir hafta önce biraz işte sizi dinledim daha çok. Biraz çok sosyal baktım biraz. Biraz da dinlendim. Sosyal baktım, dinlendim. Tarih. Bakamadım tarihe çünkü çok geniş bir ders. Her sayfasında farklı bir bilgi var. Hepsini öğrenmemizin imkanı yok. Felsefe, coğrafya, din kültürüne işte. Son hafta bunlara baktım. Biraz da dinlendim. Arkadaşlarla akşam dışarı çıktık falan. İşte TYT'ye girmeden önceki akşam biraz gergindim açıkçası. Çünkü hani TYT Türkçem de çok şey değildi. Bir sallantıdaydı. Bir 35 yapıyorum, bir 25 yapıyorum. Bir 36 yapıyorum, bir 24 yapıyorum. Telaşlıydım biraz. TYT'den çıktım. Ama ben sanıyorum ki benim TYT 110'a yakın gelecek. Yani iyi yaptım diyorsun. Aynen. Ya iyi yaptım sanıyorum. Sonra AYT'ye gireceğiz. Ben
güler yüzlüyüm. Yani diyorum ki tamam Fatih sen bunu da başarılı bir şekilde geçir. Sen bırak çapayı sen Cerrahpaşa'ya gidiyorsun diyor kendi gidiyorsun kendine yani. Aynen. İşte AYT'yi baktım, çözdüm, kontrol ettim. Çözdüm, kontrol ettim. En zorlandığım ders fizikti yani. Fiziğim, fende en iyi dersim fizik oldu halde en zorlandığım ders oydu. Çünkü hani siz diyordunuz ya bir derece isteyenlerin son videosu galiba. Arkadaşlar denemelerden şikayet ediyorsunuz. Sorular güzel değil diyorsunuz. Ama sınavda istemediğiniz kadar güzel soru var. Alın size fırsat diyordunuz yani. Evet. Ben diyordum ki bu soruların hepsi güzel çıkacak. Hepsi ÖSYM tarzı olacak ve bunların hepsini çözeceğim ben. Öyle diyerek girdiğim için AYT çok şükür denemelerde yaptığımdan bir tık daha iyi geldi. Bayağı iyi yapmışsın. İşte ama TYT'm umduğum gibi geçmemiş meğerse. İşte TYT'de bir 10 tane daha yapsaydın. Aynen TYT'de yani bir 110 daha... değil de mesela 100, yani 100 falan 100 yapsaydım iş güzel olurdu. Ama tabii OBP'nin düşük olması. Aynen. Ne yaparsan yap. Aynen. Yani seni gittiğin her yerde geriye çekecekti. Aynen. Yani bu öyle. İşte burada erken uyarı sistemi gibi bir şey olması lazım. Yani hani aynen, şöyle aynen. Bir imkan yok ki çocuğa işte 12. sınıftaki ya da o sınav zamanındaki halini bir gösterebilsek. Hı-hı. Neler oluyor. 9'da 10'da görse insanın 4 elle sarıdır ama ya bu bilince ulaşmak da hani öyle kolay olmuyor. Hı-hı. Ama hani zararın neresinden dönersen kârdır deyip gerçekten aynen. De hani 11. sınıfa 2. döneme buna sarılmış olman şu an senin belki de bir tıp öğrencisi aynen. Olmanı sağladı yani. Ya bir de imkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Hani 48,5 matematik ortalamasından 38 doğru AYT matematiğe gelmek hani gerçekten istemenize bağlı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi istatistikler burada. Adamın ilk TYT sınavı 67,5 sınavda yani kötü geçmesine rağmen 92,5 çünkü yapmış. Çünkü benim Mayıs gibi netlerim 105-95 arasıydı. Aynen şu anda mesela AYT'de ilk sınavı 37,5 sınavda 72,5 yapmış. Neredeyse %100'lük bir artış var. Çok yani önemli bir sıçrama, önemli bir çıkış. Ya çok ciddi çalışmışsın, iyi çalışmışsın. Bu çok belli yani. Peki hani o kadar deneme çözmek sana muhtemelen bir şeyleri öğretti. Aynen. Yani mesela fende diyorsun yani hocam 9'un fenli şeyini çalışmadım diyor o sınıf falan. Ama o denemelerdeki soruları deneme bittikten sonra bakıyor muydun yani? Hocam kesinlikle yani ben zaten dedim ki ben konuşacak zamanım yok. Ben yanlışlar üzerine ilerleyeceğim. Ve bu yanlışlar beni hiç ummadığım kadar geliştirdi. Ha belki konu çalışsam daha erken gelişecektim. Belki ben Aralık'ta ulaştım ya da Ekim'de ulaşacaktım konu çalışsam. Ama benim gerçekten o kadar zamanım yoktu. 12'nin konusunu beraber götüreceğim. TYT konusu öğreneceğim bir yandan. Gerçekten zaman olmadığını istediyordum ve hepimiz insanız yani. Ama yok şimdi şöyle de bir şey var. Sen yap itibariyle de zeki bir adamsın. Bu çok net belli yani. Şimdi bunu sadece denemeyle öğrenmek herkesin yapabileceği bir şey de değil. Aynen diyorum bunu tavsiye etmiyorum. Sen tavsiye etmiyorsun ama sen bu işi başarmışsın yani. Hı-hı. Sen bu tak işte bu da gene nereden geçiyor? Kendini tanımaktan geçiyor. Hı-hı. Yani bunu yapabileceğine inandığın için sen böyle yaptın. Yani mesela 20 deneme üst üste TYT biyoloji mesela senin 6 net 6 soruda 1-2 net gelip 4-5 tane yanlış yapıyor olsan oturur biyolojide çalışırdın bence. Aynen. Ya ama öyle olmadı. Hep 2 kaçırdın, 3 kaçırdın, en fazla 4 kaçırdın, o aynen. Da bir kere oldu mesela. Baktın ki yapabiliyorum, aynen. Böyle oluyor, konuyu da öğrenebiliyorum. O şekilde ilerlemen iyi oldu. Peki Fatih bu hani denemeyle ilerledin. Matematikte bize önereceğin kaynaklar, yani mesela çalıştığın derslerde çok beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın? Ya şimdi TYT matematikte arkadaşlar siz kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz. Ve hani birini kandırmaya kalkışırsanız sınav döneminde aynı zamanda kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Seviyenizi belirleyip ona göre bir kitap almanız gerekiyor. Hani ben bilgisayar mühendisliğinden başladım ama mesela ben 67,5 netim geliyor demiştim ya hocam. Bu 67,5 netin 30-35 tanesi matematiktir. O yüzden ben bilgisayar mühendisliğinden başladım daha doğrusu. Hani daha önceki seviyeleri birey var. Birey mesela yeni ters sorusu yok, sonra eski ters konuyu öğretiyor. Ve orta seviyenin bir tık altı kitap bence. Hani orta seviyenin biraz üstüne çıktığında bilgisayar malı. Hala mesela ben çözmek istiyorum diyenlere de acil öneriyorum. Aynen. Böyle fende büyük bir çoğunluğun tam tersi olarak palmeci değilim. Heh. Ben fen bilimleri. Çözdüm. Fen bilimleri arkadaşlar görüp görebileceğiniz çok güzel bir kaynak ve
içinde her türlü soruyu barındırıyor. En kolayından tut en zoruna. Ben o kadar çok şey öğrendim ki içinden. Yani ben bu AYT fenletim 36'ya 4 herhangi bir denememde yapabildim mi bilmiyorum. Yani o kadar çıkamamıştım fen adına. En korktuğum ders de fendi. Ama beni fende fen bilimleri ve yıldız serisi, hı-hı, fizik kimya biyoloji çok ilerletti. Onun yanında kimyada aydın yayınları, fizikte farklı düşünmemi sağlayan, her soruya iki defa düşündüren, yani farklı pencereden baktıran Nihat Bilgin. Biyolojide de işte biyolojide palmiyeyi kullandım. Biyolojide kullandım palmiyeyi. Onu itiraf edeceğim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Fatih gayet güzel yapmışsın yani sonuç olarak. Peki Fatih, hani olayın akademik süreci için gerçekten çırpınmışsın, çok çalışmışsın, aynen, bu belli. Aynen. Son yıl özellikle. Psikolojik süreci nasıl hallettin? Hani bahsettiğin 10 arkadaş. Hocam şöyle, yani biz hem kendi içimizde yarış içindeydik. Yani mesela birbirimizi geçmeye çalışıyorduk. Ama aramızdan herhangi biri birinci olduğunda da onun adına çok seviniyorduk. Aynı zamanda. Hem onunla gururlanıp hem onunla yarışıyorduk yani. Ne güzel. Mesela birbirimizi sürekli iletişim içindeydik. Arıyorduk işte bugün ne yaptın, bu denemeden hangi soruları şöyle yaptın. Neden öyle yaptın, neden böyle yaptın? Birbirimiz sürekli bir motivasyon içerisindeyiz. İşte sınav yaklaştı, hepimiz diyoruz, kurtulacağız, öyle işte hepimiz İstanbul istiyoruz, İstanbul'da çok güzel şeyler yaşayacağız. İşte Allah'a şükür arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu geldi. Hak ettiği net yapamayanlar da birkaç kişi işte. Onlar da inşallah seneye gelecek yanımıza, i̇nşallah, ümit ediyorum. İnşallah. Yani bu birlikte bir şeyler paylaşmak, birlikte yürümek, birlikte yol almak. Birazcık eğlenceli ve güzel oluyor. Aynen. İnsanı da motive ediyor, aynen, yani. Hani sonuçta birbirinizle beraber çalışırken de mesela birinin yapamadığının diğerinin yapması, birinin sorduğunu öbürünün cevaplaması. Aynen. Bunlar zaman da kazandırır insanı. Aynı kitapları çözüyoruz zaten. Mesela biri bir güzel bir kitap keşfettiğinde diyor, yani şu kitapları da bak çok güzelmiş. Gidiyoruz kıtasıyı inceliyoruz. Kitap harbiden güzelsek alıp çözüyoruz. İşte güzel uygulamalarımız oluyordu kendi içimizde. Gerektiği zaman eğlenmeyi de biliyorduk. Haftada bir dışarı çıkıyorduk arkadaşlarımla. Dinleniyor muydunuz yani böyle haftada bir? Hocam ya biz gerçekten insan olduğumuzun farkındaydık yani. Çünkü biz robot değiliz. Gerçekten robot değiliz. Dinlenmemiz gerekiyor. Kafa dağıtmamız gerekiyor. Ha, bilgisayar oyunlarını bıraktık. Çünkü bilgisayar biraz böyle kafamızı yoruyor gibi hissediyorduk. Ama dışarı çıkıyorduk. Muhabbet ediyorduk. Daha çok hani dışarıda da daha çok böyle ders konuşmamaya çalışıyorduk. Yani biraz ortamdan uzaklaşalım hikayesi. Bir de çoğumuz sporla ilgilendik. Kimimiz işte fitness yapıyordu, kimimiz voleybol oynuyordu. Voleybol takımlarına katıldık falan. Yani hem ders çalışan bunlar beraber gidebiliyor. Yani bu tamamen size bağlı. Zaten yani spor yaptığın zaman bu senin ders çalışmana pozitif yansır. Hı-hı. Ya bu bir zaman kaybı değildir, aynen, yani. Bu normalde hani bir saatte halledeceğin konuyu yarım saatte, aynen, hallettirebilir insana. Eğer hani vücudun isteğini de yerine getirirsen, tabii bizim, hı-hı, beynimiz hani oturan bir canlının beyni değil. Ne zaman söylüyorum, bu şekilde gidiyor. Peki 2020'de sınava girecek arkadaşlara hani birkaç cümle ile öneri yap desem sana, en önemli ne önerirsin? Ya benim hayat felsefem şuydu, sen sınavdan korkma, sınav senden korksun. Gerçekten ben sınavları gülerek girdim, biz gülerek girdik daha doğrusu. Çünkü ona bir hani bir kötülük olarak değil de bir kurtuluş olarak bakıyorduk. Çünkü o sıraya gideceksin, sizin dediğiniz gibi hak ettiğini alacaksın ve kalkacaksın. Yani gerçekten hak ettiğine inen sonra o sınavı yapıyorsun yani. Çünkü aynı zamanda sen bir çaba sarf etmişsin. Senin o çaban hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Bir hani, karşılığı oluyor. Hani yani bir karşılığı oluyor. İlla ki hayatta onun karşılığını, onun faydasını görüyorsun. Aynen, yani sınav önemli. Hı-hı. Ama her şey değil. Ama her şey değil tabii ki. Yani tabii. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Fatih, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tıp Fakültesi 3. 4. sınıf olduğun zaman seni ziyaret etmek isteriz. İnşallah. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi nasıl bir yermiş? Nasıl eğitim veriliyormuş? Hı-hı. Yani gidelim mi? Bu konularda da senden bilgi almak isteriz. Tamamdır hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.